Herkese merhaba. Okuyay'ın hazırladığı okuma kültürünü geliştirmeye yönelik kapsamlı önerilerin yer aldığı eğitim modülünün bu oturumunda birlikte ömür boyu okuyan bireyler yetiştirmek için ebeveynlerin neler yapabileceğine değineceğiz. Ben Serap Erdinç, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nda erken çocukluk uzmanı olarak çalışıyorum. Bu oturumda ele alınacak öneriler AÇEV'in Okuyan Bir Gelecek projesi kapsamında ebeveynlere yönelik düzenlenen seminerin içeriklerini kapsamaktadır. Bu oturumda ömür boyu okuyan bireyler yetiştirmek için ebeveynlerin yapabileceklerine yönelik bazı öneriler yer alacak. Çocuklara kitap okumak neden önemli? Çocuklara faydasının yanı sıra kitap okumanın anne ve babalara faydaları nelerdir? Çocukların okumayı sevmeleri ve onların okuma alışkanlığı kazanmaları için neler yapılabilir? Çocuklara ne zaman kitap okumaya başlamalı ve ne zamana kadar okunmalı? Kitap okurken dikkat edilmesi gereken noktalar ve nitelikli çocuk kitaplarının özellikleri nelerdir sorularına yönelik çeşitli önerileri bu bölümde birlikte ele alacağız. İlk olarak erken yaşların önemiyle başlayalım. Çocukların kendini daha iyi ifade edebilen, kişiler arası olumlu iletişim becerilerine sahip, şiddete daha az başvuran, eleştirel, sorgulayıcı ve yaratıcı bireyler olabilmeleri için erken yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmaları çok önemli. Çocuğun gelişiminde ilk yılların önemini belgeleyen, tıp ve eğitim alanında yapılmış pek çok araştırma var. Erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği, bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. İnsanlarda zekanın, kişiliğin ve sosyal davranışların başka bir deyişle zihinsel gelişimin en hızlı olduğu dönem erken çocukluk yıllarıdır. Beyin gelişiminin büyük bir bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanır. Araştırmalar beynin en çok erken yaştaki deneyimlere yanıt verdiğini ve çevrenin beyin gelişimi üstünde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle bu yaşlarda oluşturulacak temel kişinin tüm hayatı boyunca etkili olacaktır. Toplam zeka potansiyelinin yarısının çocuk 4 yaşına ulaştığında tamamlanmış olduğu tahmin ediliyor. Çocuklara erken yaşlardan itibaren bu nedenle kitap okumak çok önemli. Hatta dünyaya geldikleri andan itibaren. Çünkü dinleme becerisi okuma becerisinden çok önce gelişmeye başlar. Bir çocuk okumayı öğrenmeden de kendisine okunan bir şeyi dinleyebilir ve bundan keyif alabilir. Yapılan araştırmalar bir çocuğun ancak 8. sınıfa geldiğinde okuma seviyesinin dinleme seviyesine yetiştiğini gösteriyor. Bu demektir ki 1. sınıflar, 3 ve 4. sınıfların okuyamasalar bile kitaplarını dinleyebilirler ve duyduklarını anlayabilirler. Son yıllarda yapılan çalışmalar dil gelişiminin oldukça önemli bir yeri olduğunu ve diğer gelişim alanları ile ilişkisinin önemli ele alınması gerektiğini vurguluyor. Her ne kadar okuma yazma öğrenme becerisi farklı bir gelişim alanı gibi gözüküyor olsa da çocukların erken dil tecrübeleriyle daha sonraki okuryazarlık becerileri arasında güçlü ve olumlu bir ilişki bulunuyor. Erken yaşlardaki dil gelişimi ve sonucunda ortaya çıkan okuma yazma becerisi arasındaki ilişki çocukların gelecek yıllardaki akademik başarılarını ve özgüvenlerini etkileyen çok temel bir faktör. Zengin dil uyaranları olmayan bir ortamda büyüyen çocuklar daha sonraki hayatlarında okuma yazma bakımından zorluk çekiyorlar. Erken okuryazarlık becerilerini geliştiremeyen çocuklar daha sonraki yaşlarında ve okul döneminde okuryazarlık becerileri geliştirilmiş çocuklar kadar başarı gösteremeyebilirler. Alfabe bilgisi, fonolojik farkındalık gibi becerileri zamanında kazanamamış çocuklar okul döneminde eğitime başladıkları zaman okuma yazma öğrenmek için ek desteğe ihtiyaç duyarlar ve okul yılları ilerledikçe diğer çocuklara kıyasla okuma becerileri bakımından daha da geri kalabiliyorlar. Erken yaşlarda kendisine kitap okunan çocuklarsa kitaptaki resimler ve yazılar arasında bir bağlantı olduğunu öğreniyor ve okuma yazma becerisinde işte bu farkındalık temel oluşturuyor. Böylece okuma dönemine daha hazırlıklı başlayabiliyorlar. Çocuğa düzenli kitap okunduğunda okunan kitaplarda yeni kelimeler öğrendiği için çocukların sözcük dağarcıkları gelişiyor. Bildikleri sözcük sayısı artıyor. Kendisine kitap okunan çocuklar hem dinliyor hem düşünüyor, resimler ve yazılar arasında ilişki kurmaya çalıştığında anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaya, bir problem varsa çözmeye çalışıyorlar. Bu da onların zihinsel gelişimini destekliyor. Bir diğer önemli noktaysa kitapların çocukların duyguları tanımasına yardımcı olması. Aynı zamanda çocuklar yaşadıkları mutlulukların, üzüntülerin, endişelerin sadece kendilerine has olmayıp başka insanların da bu duyguları hissettiğini anlayabiliyorlar. Kitaplar çocukların pek çok sosyal beceriyi geliştirmelerini de sağlar.
sevme, anlama, ilgi gösterme, yardım etme, dinleme, saygılı davranma, empati kurma gibi sosyal becerileri hikayenin kahramanlarının yaşadıkları üzerinden anlatarak çocukların bu becerilerinin gelişmesini sağlayabilirsiniz. Kitaplar çocuklara yepyeni dünyaların kapılarını aralar. Bu sayede hayal güçleri gelişir. Okuma, okulda akademik başarı açısından da önemli konulardan biri. Çünkü çocuk diğer konuları anlamak için önce okuyabilmelidir. Örneğin bir çocuğun matematik problemini çözebilmesi için önce okuduğunu anlaması gerekir. Kitap okunan çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin kendisine kitap okunmayan çocuklara göre çok daha ileride olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Aynı zamanda kendisine düzenli kitap okunan, evinde kendine ait kitaplar bulunan çocukların kendisine kitap okunmayan ve kitabı olmayan yaşıtlarına göre okulu bitirme oranlarının ve üniversiteye devam etme oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmalara göre kitap okuma ebeveynlerin çocukla bağ kurması için de çok etkili. Ebeveynler çocuklarına kitap okuyarak onlarla aralarında güçlü bir ilişki geliştirebilirler. Çocuklarıyla yan yana gelmeleri, birlikte kitabı incelemeleri, göz teması kurmaları ve onlara kitap okumaları çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirir. Dolayısıyla aile içi iletişimi geliştirir. Geniş ailelerden çekirdek ailelerin çoğaldığı ve tek ebeveynli ailelerin artmaya başladığı şu dönemlerde bu kurulan bağlar daha da önemli hale geldi. Aile tipi ne olursa olsun kitap okumak her aile tipi için bağları güçlendiren ve iletişimi kuvvetlendiren bir unsur. Çocukları düzenli olarak okuma faaliyetlerine katılan ailelerle konuştuğumuzda söyledikleri ilk cümlenin aramızdaki iletişimi geliştirdiği olduğunu görüyoruz. Aile içinde etkili bir iletişim olduğunda çocuk düşüncelerini rahatlıkla ailesiyle paylaşabilir, merak ettiklerini ailesine sorabilir. Düşüncesini ailesiyle paylaşabilen ve etkili bir iletişim kurabilen çocuğun kendine olan güveni artar. Çocuklara kitap okumanın onların gelişimlerine ve ileriki hayatlarındaki başarıları üzerinde çok önemli etkileri olduğu gibi çocuklara kitap okumanın anne ve babalara da birçok açıdan sağladığı faydalar var. Kitap okumanın anne ve babalara sağladığı faydalara bir de göz atalım. Örneğin çocuklara öğretilmek istenen ya da onlarla konuşulmak istenen hassas konularla ilgili olarak yazılan kitaplar çoğu zaman yol gösterici olabiliyor. Boşanma durumları, yeni bir bebek, kardeş durumu, zorbalık, saldırganlık gibi hassas konuları çocuklarla konuşmayı kitaplar kolaylaştırır. Çeşitli konulara ait kitaplar çocukları okunarak pekiştirmek istenen konular hakkında onlarla rahatlıkla sohbet edilebilir. Her çocuğun ilgi alanı farklı ve bu alanları keşfedip derinlemesine bilgi edinmenin heyecanını okuyarak deneyimleyebilir. Bazı çocuklar bilimden hoşlanır. Dünya, uzay, kuşlar, dinozorlarla ilgili meraklı olabilirler. Tabii ki çocuğun her merakını ebeveynler tek başına gideremez. Ebeveynlere rahatlık sağlaması ve bilgi vermesi açısından kitaplardan yararlanılması çok önemli. Şimdi gelin bir de çocuklara kitap okumayı sevdirmek için neler yapılabilir onlara göz atalım. Kitap okumanın ebeveynler ve çocuklar için faydaları düşünüldüğünde çocukların kitap okumalarının, okumayı sevmelerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Çocukların okumayı sevmeleri için ebeveynlerin onları desteklemeleri çok önemli. Çocuklara kitap okumayı sevdirmek için yapılacaklar çok çeşitli. Çocuklara okumayı sevdirmek için yapılması gereken etkenler 4 grupta incelenebilir. Gelin ilk öneriye göz atalım. Okuma sırasında yakın temas kurulması önemli. Bu ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek için olduğu kadar çocukta güven duygusunu geliştirmek için de önemlidir. Sevecen ve sakin bir ses tonuyla ve çocukla yakın temas kurarak, örneğin çocuk yaşına göre kucağa alınabilir ya da yan yana oturulabilir. Bu şekilde kitabı okumak çocuğun okuma sevgisi kazanması için çok etkili. İkinci öneri ise çocuğun hareketlerine saygı duymakla ilgili. Bazen çocuklar dikkatlerini uzun süre ilgilendikleri konuya vermekte zorlanabilirler. Dikkatleri kolaylıkla dağılabilir. Bu nedenle kitap okurken çocuk sıkılınca arada başka bir faaliyet yapılabilir ya da kitap okumaya ara verilebilir. Çocuğun ihtiyaçlarını fark etmek, yapmak istediklerini yapmasına engel olmamak, dikkati dağıldığı ve başka bir şeyle ilgilendiği için onu eleştirmemek, yani hareketlerine saygı duymak ona kitap sevgisi kazandırmak için çok önemli. Gelin şimdi üçüncü öneriye bakalım. Çocuklara az yazılı ve bol resimli kitaplar okumak gerekir. Onların kitapları sevmesi için yaşa uygun kitap seçimi çok önemli. Özellikle erken yaşlarda, örneğin 7 yaşına kadar kitapların 4'te 3'ünün resim, 4'te 1'inin yazı olduğu kitapları seçmek, çocuğun sıkılmaması ve yazılarla boğulmaması için çok önemli.
Bir diğer öneri ise çocuğun seçimlerine saygı duymakla ilgili. Bazen çocuklar sürekli aynı kitabın okunmasını isteyebilirler. Çocuk bir kitabı pek çok kez dinlemek isteyebilir ve her okumada hikayede bambaşka ayrıntıları fark edebilir. Ebeveynlerin çocukların bu taleplerine hayır dememesi ve istediği kitabı o istediği sürece okumaya devam etmesi gerekir. Şimdi gelin başka bir konuya geçelim ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yapılabilir göz atalım. Kitapları çocuklara sevdirdikten sonra bunu bir alışkanlığa dönüştürmek ve ömür boyu okuyan bireyler olmaları için çocukların ebeveynleri tarafından desteklenmeleri çok kıymetli. Okuma konusunda örnek olmak, onları değişik kitaplarla tanıştırmak, kütüphaneyle ilişki kurmalarına destek olmak, dergilerle temas etmelerini sağlamak, onları kitapçıya, fuarlara götürmek, yeni deneyimlerle ilgili onlara kitap okumak, kitaplarla ilgili sohbet etmek ve etkinlikler yapmak çocukların okuma alışkanlığı kazanmaları için yapılabilecekler arasında. Şimdi gelin bu önerileri detaylı olarak birlikte inceleyelim. İlk önerimiz ebeveynlerin kendilerinin kitap okuyarak çocuklarına örnek olmaları ile ilgili. Öncelikle çünkü yapılması gereken en önemli ve belki de en kolay şey çocuğa okuma konusunda örnek olmaktır. Çocuğun yanında okumak, okumak güzeldir demenin en etkili yolu. Çocuklar en yakınlarındaki kişilerin davranışlarını, hareketlerini, konuşmalarını örnek alırlar. Bu nedenle çocuğa bu konuda da örnek olarak bu davranışı alışkanlık haline getirmeleri sağlanabilir. Bunu yapmanın birkaç yolu olabilir. Örneğin evde her gün bir saat ya da çocuğa okunan bir kitap kadar sabit okuma saatleri oluşturulabilir. Çocuğun da buna kolay uyum sağlayabilmesi için bir kum saati kullanabilir ya da saat üzerinde akreple yelkovanın konumu üzerinden konuşarak şimdi kitap okuyoruz, sonrasında yemek hazırlayıp onu yiyeceğiz diyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kitap okuma zamanının başka hiçbir şeyle bölünmemesini de sağlayabilmek ve bu şekilde davranmak da önemli. Örneğin o zaman içerisinde televizyon, müzik açılmaması, telefonların sessize alınması gibi önlemler alınabilir ve çocuklarla da bu durum paylaşılabilir. Böylece çocuklar da bu zaman diliminin okumaya ayrılan özel bir zaman dilimi olduğunu anlayabilirler. Dışarıya çıktığında uzunca bir vakit yolda harcanacağı zaman ebeveynler yanlarında kitap bulundurabilirler. Mesela doktor randevusu için beklerken, vapurdayken, metro ya da trenle uzun mesafede bir yere giderken, uçakla seyahat ederken, pikniğe gidildiğinde hem ebeveynler kendileri kitap okuyarak çocuklarına örnek olabilirler hem de çocuklarına kitap okuyarak yolculuğu daha keyifli bir hale getirebilirler. Birlikte iyi bir vakit geçirebilirler. İkinci öneri ise ebeveynlerin çocuklarını farklı kitaplarla tanıştırmaları ile ilgili. Çocukların erken yaşlardan itibaren farklı tarzlarda, çeşitli kitaplarla tanışmaları, kitapların birçok çeşidi olduğunu görmelerini sağlar. Bu sayede tek bir kitap çeşidine bağlı kalmadan, sıkılmadan farklı kitap türlerini okuyabilir, kendilerine en çok hitap eden kitap türünü de bulabilirler. Bunlara örnek olarak özellikle küçük yaşlarda resimli öykü kitapları almak, çizgi romanlarla çocukları tanıştırmak, onların korkmadan ve eğlenerek kitaplara yaklaşmaları için iyi bir yöntem olabilir. Çocuğun yaşına uygun bilimsel kitapları almak, 11 yaş sonrasında hayal gücünü de geliştirmek amacıyla bilim kurgu kitaplarıyla ya da basit deney kitaplarıyla çocuğu tanıştırmak önemli. Şiir kitapları, macera kitapları, dedektiflik kitapları yine çocuğa farklı dünyaların kapılarını aralamak açısından önemli. Üçüncü öneri ise ebeveynlerin çocukların kütüphaneyle tanışmalarını ve sıcak bir ilişki geliştirmelerini desteklemesine yönelik. Çocukların erken yaşlarda kütüphaneyle tanışmaları çok kıymetli. Ebeveynler çocuklarıyla oturdukları yerde, mahallelerinde bulunan kütüphaneleri ziyaret edebilirler. Kütüphanelerin nerede olduğunu çocuklarının öğretmenlerine, okul yetkililerine danışabilirler. Bunların yanı sıra belediyelerin semt konaklarının da imkanlarından faydalanabilirler. Bu kütüphanelere çocuklarıyla birlikte gidebilir. Böylece hem onlara örnek olabilir hem de birlikte zaman geçirebilirler. Bunu yapmak için öncesinde çocuğa kütüphane yolunda, kütüphane köpeği, kütüphanedeki aslan gibi kütüphane ile ilgili kitaplar okuyarak kendisini bu ortama hazırlamasını sağlayabilirler. Bunun yanı sıra çocuğa ait bir kütüphane kartı çıkartarak ödünç kitap almasını, okumasını ve okuduktan sonra iade etmesini, dolayısıyla sorumluluk bilincini geliştirmesini sağlayabilirler. Gelelim dördüncü öneriye. Ebeveynler çocuklarını dergilerle tanıştırabilirler. Çocukların dergilerle tanışmaları, dergileri incelemeleri ve ebeveynleriyle birlikte okumaları, onların okuma alışkanlığı kazanmalarını destekler.
Günümüzde birbirinden farklı aylık çocuk dergileri bulunuyor. Örneğin Araştırmacı Çocuk, Meraklı Minik, Atlas Çocuk gibi dergilere abone olabilirler. Bu dergiler farklı temalara göre ayrılır ve birçok faydalı ve çocukların merak edebilecekleri konuları onların anlayabilecekleri sadelikte, resimlerle ve farklı etkinliklerle anlatır. Bu sayede her ay farklı bir konuyla ilgili çocuklar bilgilenebilir, dergilerin içinde bulunan etkinlikleri ebeveynleriyle birlikte yapabilir, bulmacaları çözebilirler. Bir diğer öneri ise çocukları kitapçılara ve fuarlara götürmekle ilgili. Ebeveynler çocuklarıyla birlikte kitapçılara gidebilir, çocukların kitapçıda vakit geçirmelerine, kitapları incelemelerine zaman tanıyabilirler. Kendilerini kitap seçmek isterlerse mümkün olduğunca onların seçmek istediği kitaba karışmamaları, çocukların heveslerinin kırılmaması için çok önemli. Ebeveynler çocukların kendilerine uygun kitabı seçebilmeleri için onları kendi yaş gruplarına uygun kitapların olduğu kısımlara yönlendirebilir ve yanlarında durabilirler. Ebeveynler çocuklarını fuarlara küçük yaşlardan itibaren götürebilirler. Bu sayede çocuk hem birçok çeşitte farklı kitabı görme şansı edinir, hem de bu kitapları indirimli bir şekilde alabilir, bu kitapların yazarlarıyla tanışma ve sohbet etme fırsatı elde edebilir. Bu nedenle yaşanılan şehirde yapılan kitap fuarlarının zamanlarının ve yerlerinin öğrenilerek fuarlara çocuklarla birlikte gidilmesini öneriyoruz. Geldik 6. öneriye. Ebeveynler çocuklarına yeni deneyimlerle ilgili kitap okuyabilirler. Ebeveynlerin çocuklarına birlikte yaşayacakları yeni deneyimlerle ilgili kitap okuması, örneğin ilk defa müzeye gidecekse, burayı ziyaret etmeden önce müzeyle ilgili kitaplar okuması çok kıymetli. Böylelikle çocuğun da ilk defa göreceği yerlerle ilgili olarak önden bir bilgisi olur, fikir edinir, sormak istedikleriyle ilgili soruları sorabilir. Örneğin Topkapı Rüyası ve Müze gibi kitaplar bu konuda sizlere yardımcı olabilir. Aynı şekilde ilk defa gidilecek bir semt ya da şehirle ilgili bir kitabı önden okumak, çocuğun oradaki tarihi yapılar, o yerin özellikleri, orada yetişen meyveler, sebzeler gibi konularda fikir sahibi olmasını sağlar. Örneğin Beyoğlu Macerası kitabı İstanbul'da yaşayan ve Beyoğlu'na ilk defa gidecek bir çocuk için resimlerle Taksim Meydanı'ndan Galata Kulesi'ne kadar Beyoğlu'nu ve tarihi yerlerini tanıması için bir fırsat tanır. Gelelim 7. öneriye. Çocuk kendisi kitabı okumak isterse ebeveynler ona bu konuda destek olmalıdır. Bazen çocuklar da ebeveynlerine kitap okumak isteyebilirler, hem de okumayı henüz bilmiyor olsalar bile. Çocuklar kendilerine okunan kitaplarda resimler ve yazıları eşleştirerek kitapta anlatılan hikayeyi ezberler. Sonrasında da o resimlere bakarak hatırladıklarını okuyormuş gibi yaparak anlatabilirler. Böyle bir durumda sen daha okumayı öğrenmedin dememek, resimlere bakarak o hikayeyi anlatmasına izin vermek önemli. O anlattıktan sonra ne kadar güzel anlattın, şimdi sana bu kitabı okumamı ister misin diye sorabilirsiniz. Önemli olan çocuğu dinlemek, ona anlatması için fırsat vermektir. Ebeveynler sıkılabilir ancak sabırlı olmak, orada öyle yazmıyor dememek, buna bir zaman ayırmak ve çocuğa kendisini ifade etmesi için fırsat tanımak çok kıymetli. Böylece hem dil gelişimini hem de sosyal becerilerini destekleyebilirsiniz. 8. öneri kitapları özel kılacak etkinlikler yapmakla ilgili. Çocukların kitapları için birlikte etiket tasarlayabilirsiniz. Bu etikette çocuğun adı yazabilir. Böylece aidiyet duygusu da gelişir. Kitaplar için ayraçlar yapılabilir. Böylece okumaya ara verildiğinde ayrıca ilgili sayfaya koyabilir. Sonrasında da kılınan yerden devam edebilir. Bunlar çocuğun okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur. Çocuklar arkadaşlarına bir hediye almak istediğinde bir kitabı alabilir, içine bir hediye kartı hazırlayabilirler. 9. öneri ise kitaplarla ilgili sohbet etmeye yönelik. Kitabı sadece olduğu gibi düz bir şekilde okumamak, aralarda çocuğa sorular sormak, onun da soru sormasına fırsat vermek, yani aslında kitapla ilgili konuşmak, karşılıklı sohbet etmek çok önemli. Ancak o zaman çocuklar kitabı sıkıcı, uzak durulması gereken bir nesne olarak görmekten çok, üzerine düşünebilecekleri, konuşabilecekleri, fikir yürütebilecekleri bir araç olarak görebilirler. Bunun için çocuğa kitap okurken sorular sorulabilir. Karakterlerle ilgili, hikayenin gidişatıyla ilgili, resimlerle ilgili soru sorulduğu zaman sabırlı olunarak düşünmesi ve kendini ifade etmesi için ona zaman verilebilir, fırsat tanınabilir. Kitap okunduktan sonra da sorular sorabilirsiniz. Kitapla ilgili sorular sorarken anlaşılır kelimeler kullanmaya, basit cümleler kurmaya dikkat edilebilir. Kitabı sevdin mi? Nesini sevdin? Kitaptaki karakterin ya da karakterlerin isimlerini söyleyip, Tombika'nın farklı yapmasını istediğin bir şey var mıydı? Sen olsaydın ne yapardın diye sorabilirsiniz. Hikayeyi okuduktan sonra
Sen olsaydın sonunu böyle mi bitirirdin? Sen olsan hangi karakterle arkadaşlık etmek isterdin gibi sorularla da hikayenin bütününü düşünmesini, farklı çözüm yolları üretmesini sağlayabilirsiniz. Bir soruyu bilemezse hatırlamıyor demektir. O sayfaya dönebilir, resimleri gösterebilir ve hatırlamasına yardımcı olunabilir. Yine hatırlayamazsa o sayfa tekrar okunabilir. Buradaki amaç çocuğu sınav yapmak değil, birlikte sohbet etmek, kitap üzerine düşünmesini sağlamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çocuk ne söylerse söylesin, onun yargılanmamasıdır. Ebeveynlerin çocukların fikirlerini olumsuzlamaktan uzak durmaları, sadece dinlemeleri ve onların kendilerini ifade etmeleri için fırsat vermeleri gerekir. Ebeveynler kitabı okurken çocuklar çokça soru sorabilirler. Bu son derece doğal. Soru sormalarına ve aralarda yorumlar yapmalarına izin vermek, onların hikaye üzerinde düşünmelerini sağlamak için çok kıymetli. 10. öneri ise okunan kitabın hikayesinin canlandırılması ile ilgili. Kitap okurken çocuğun dikkatini kitaba çekmek için farklı yöntemler kullanılabilir. Özellikle aynı kitap birden fazla kez okunduğunda düz anlatımdan farklı teknikler kullanılması çocuğun dikkatini kitaba daha çok çekebilir ve hikayeyi canlandırması için ona bir fırsat sağlayabilir. Kuklayla okumak, oyuncak bebeklere hikaye içerisindeki rolleri vermek ya da aile bireylerine bu rolleri vermek gibi çeşitli canlandırma yöntemleri kullanılarak kitap okunabilir. Son olarak kitap okunduktan sonra kitapla ilişkili faaliyetler yapılabilir. Ebeveynler çocuklarıyla birlikte okudukları kitapla ilgili eğlenceli faaliyetler yapabilirler. Örneğin resim yapmak gibi. Okunan hikayenin karakterleriyle ilgili resimler yapılabilir. Çocuğa sen olsan kitabın sonunun nasıl bitmesini isterdin diye sorup bunu çizmesi istenebilir. Kitabın her sayfası tekrar resimlenebilir. Okunan kitabın karakterleri ya da resimleriyle ilgili oyun hamurundan heykeller yapılabilir. Oyun hamurunu da hatta evde hazırlayabilirsiniz. Ya da kitaptaki karakterlerin kurabiyelerini yaparak birlikte afiyetle yiyebilirsiniz. Okunan kitapla ilgili ya da hikayede anlatılana benzeyen yerlere geziler düzenlenebilir. Örneğin ormanda geçen bir hikaye okunduktan sonra birlikte ormana ya da pikniğe gidilip hikayedeki ormanla gidilen yer arasındaki benzerlikler, farklılıklar konuşulabilir. Oradaki ağaçların yaprakları ne renkte hatırlıyor musun? Buradakiler ne renk? Hangi hayvanlar vardı o ormanda? Sence burada da o hayvanlardan var mıdır gibi sorular sorulabilir. Ömür boyu okuyan nesiller yetiştirmek için önerilerimizin tamamını detaylı şekilde konuştuk. Özetlemek gerekirse okuma konusunda çocuklara örnek olunabilir. Onları değişik kitaplarla tanıştırabilir. Kütüphaneyi kullanmalarını destekleyebilir. Onları dergilerle tanıştırabilir, kitapçılara ve fuarlara götürebilir. Yeni deneyimlerle ilgili çocuklara kitaplar okunabilir. Çocuk okumayı bilmese dahi kitabı okumasına eğer istiyorsa izin verilebilir ve çocuk dinlenebilir. Okunan kitapla ilgili çocuklarla sohbet edilebilir, hikayeler canlandırılarak okunabilir ve okudukları kitaplarla ilgili çocuklarla birlikte etkinlikler yapılabilir. Böylece çocuklarını kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için uygun şekilde ebeveynler destekleyebilirler. Bu önerilerin istikrarlı şekilde ve birlikte uygulanması çocukların okuma alışkanlığı kazanmaları için çok önemli. Bir diğer konu, çocuklara ne zaman kitap okumaya başlanmalı ve ne zamana kadar okunmalı? Gelin şimdi bir de bu konudaki önerilerimize göz atalım. Çocuklara ne kadar erken okumaya başlanırsa gelişimlerini desteklemek açısından o kadar faydalı. Çocuklar kitapları dinlemeye anne karnında başlarlar. Dolayısıyla doğumdan itibaren özellikle başını tutmaya başlamasıyla beraber yani 6 aylık civarında onu kucağa alarak kitap okumaya başlanması hem ebeveyn ile bebek arasındaki ilişkiyi güçlendirir hem de bebeğin beyin gelişimini destekler. Önemli olan çocuk sıkıldığı anda kitabı bırakmak. Onu zorlamamaktır. Kitap okumak için çocuk henüz doğmadan önce hazırlığa başlanabilir. Aileler nasıl çocuğun zıbınını, battaniyesini, biberonunu hazır ediyorsa, evin içerisinde çocuğun görebileceği ve emeklemeye başladığında da kendi başına rahatlıkla ulaşabileceği bir alana kitaplar konulabilir. Bunu yapmak için pahalı kütüphanelere hiç gerek yok. Herkes evine ve zevkine göre etkili çözüm yolları üretebilir. Örneğin yerde bulunan sepet ya da kutulara kitaplar yerleştirilebilir. Böylelikle çocuk emeklemeye başladığında kolaylıkla bu kitaplara ulaşabilir. Yerde ya da duvarda sabitlenmiş çocuk boyunda raflarda çocukların kitapları istediği her an görebilmesi ve emeklemeye başladığında da bu kitaplara ulaşabilmesi açısından kullanışlıdır.
Çocukların özellikle bu ilk aylarda tüm duyularıyla kitabı algıladıklarını unutmamak gerekiyor. Kitabı ısırması, yalaması, yırtmaya çalışırcasına elinde çekiştirmesi çok doğal. O yüzden bu yaş çocukları için, yani 0-1 yaş aralığı çocukları için özel olarak kumaştan çocuğun ağzına sokmasıyla ıslanmayan, yırtılmayan, suya dayanıklı özel kitaplar üretilmektedir. Bir diğer soru çocuklara ne zamana kadar kitap okunabileceğine yönelikti. Birlikte kitap okumak hem çocuk hem ebeveyn istediği sürece devam edebilir. Birlikte kitap okurken kelimeleri seslendiren bazen ebeveyn bazen de çocuk olabilir. Çocuklar genelde 8 yaşın sonlarına geldiklerinde kendileri kitap okumaya başladıkları için onlara ebeveynlerinin kitap okumasını istemeyebilirler. Bazense kendisi okuma yazmayı öğrendikten sonra da ona kitap okumasını isteyebilir. Çünkü ebeveynin ona kitap okuması onun gözünde ebeveyniyle birlikte vakit geçirme, paylaşma zamanıdır. Çocuklar okumasını istediği sürece ebeveynler çocuklarına kitap okuyabilirler. Çocuk ebeveynlerinin kendisine kitap okumasını istemese de ebeveynler çocuklarıyla kitapla ilgili sohbet etmeye devam edebilirler. Çocuğun okuduğu kitapları ebeveynleri de okuyarak kitaplar hakkında birbirlerine sorular sorabilir ve kitapla ilgili sohbet edebilirler. Şimdi gelin kitap okurken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir onlara göz atalım. Çocukların hem kitap okumayı sevmeleri hem de bunu bir alışkanlığa dönüştürmeleri için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Şimdi sizlerle paylaşacağım bu öneriler çocukların dikkatini çekecek şekilde kitap okumak için oldukça etkili öneriler. Ebeveynler kitabı okumaya başlamadan önce kitabın kapağını göstererek kitabın neyle ilgili olduğu konusunda çocukların tahminlerde bulunmasını sağlayabilirler. Kitabın adını, yazarını, çizerini, yayın evini çocuklara okuyabilir. Bu sayede çocukların bir kitabın birden fazla kişi tarafından oluşturulduğu ile ilgili bir fikir oluşturmalarını destekleyebilirler. Kitap okurken hikayede gerçekleşen olayların gidişatına uygun olarak ses tonu, jest ve mimikler ayarlanabilir. Bu hikayeyi çekici kılar ve çocukların dikkatini hikayeye çekmek açısından çok önemlidir. Kitabı yavaş bir şekilde okumak da çok önemli. Ebeveynler kitabı yavaş okuyarak çocukların hikayeyi anlaması ve takip etmesi için fırsat verebilirler. Kitabı yavaş okuyarak çocukların düşünmesine, algılamasına fırsat verip kitabı zihinlerine canlandırmaları sağlanabilir. Kitap okurken beden dilinin kullanımı bir diğer önemli nokta. Hikayenin kahramanı korkarken kitabı okuyan kişi de korkabilir. Üşürken o da üşür gibi titreyebilir. Beden dili kitaptaki olaylara uygun bir şekilde kullanılarak çocuğun dikkati hikayeye çekilebilir. Örneğin kitapta küçük bir kediden bahsederken bu kedinin minicik bir gövdesi varmış derken aynı zamanda kolları da kavuşturup küçülerek beden diliyle de minik bir kediyi canlandırmak çocukların hayal gücünü destekleyecek ve dikkatlerini çekecektir. Kitabı okumaya başlamadan önce ve okuma sırasında çocuğun merakını canlı tutmak için merak uyandırıcı sorular sorulabilir. Acaba şaşkın evinin yolunu bulabilecek mi? Ben çok merak ettim. Bakalım tırtıl arka sayfada hangi ağacın meyvelerini yiyecek gibi sorular çocukların dikkatini kitaba toplayabilmek açısından önemli. Kitabın resimlerini ebeveyn parmağıyla gösterebilir. Çocukların dikkatini resimleri göstererek çekmeye çalışabilir. Aynı zamanda kitabı okurken özellikle ilk birkaç sayfada kelimelerin de üzerinden parmakla geçerek okumaya hazırlıkla çocuğu destekleyecektir. Hikayede geçen çocuklar için yeni olabilecek sözcüklerin açıklamasını yapmak da çok önemli. Yeni kelimeler öğretilirken olabildiğince kısa, somut ve net bir şekilde açıklaması yapılabilir. Solucan bir sürüngendir. Genellikle toprağın içinde yaşar. Toprağın içinde suyunu, yemeğini bulur. Genellikle beyaz renklidir, kıvrılarak hareket eder gibi açıklamalar yapılabilir. Bunun dışında kitaptaki hikaye çocukla birlikte canlandırılabilir. Örneğin dalgalı bir denizde giden kahramanla ilgili kısmı okurken o denizde gidiyormuş gibi sallanılabilir. Rüzgarlı bir havadan bahsederken rüzgar sesi taklit edilebilir. Havlayan köpekler birlikte havlayarak canlandırılabilir. Bu sayede çocuk okunan kitabın içine girebilir, kendini hikayeye daha yakın hissedebilir. Özetle çocukla kitap okurken ses tonuna, yüz ifadelerine ve beden diline özen göstermek, kitabın resimlerine dikkat çekmek, canlandırmalar yaparak kitabı okumak, hikayede geçen yeni sözcüklerin açıklamasını yapmak, kitapla ilgili merak uyandırıcı sorular sormak ve çocuğun hikayeyi rahatlıkla takip edebilmesi için hikayeyi yavaş okumak en çok dikkat edilmesi gereken noktalardır.
Kitabın nasıl okunduğu kadar çocuklara hangi kitapların okunduğu da çok önemli. Bu nedenle biz de son bölümde nitelikli çocuk kitaplarının özellikleri ve kitap seçerken nelere dikkat etmek gerektiği hakkında konuşacağız. En önemli noktalardan biri çocuk kitaplarının resimleriyle ilgili. Çocuklar hikayeyi dinlerken bir yandan da resimleri incelerler. Çocuk kitaplarının resimleri güzel ve dikkat çekici olmalı. Resimlerin renkleri çok fazla karmaşık olmamalı ve göz yormamalı. Özellikle 7 yaşına kadar kitap seçerken 4'te 3'ünün resim, 4'te 1'inin yazı olmasına dikkat etmek, küçük yaş çocuklarının yazılar karşısında boğulma hissetmemeleri adına önemli. Çocuk kendisi okumaya başlayınca kitaplar genelde bir sayfa resim, bir sayfa yazı şekline dönüşür. Böylelikle çocuk rahatlıkla okuyabilir ve başarılı hisseder kendisini. Pahalı kitap mı, ucuz kitap mı konusu da aileleri düşündüren konulardan biri. Bir kitabı sadece bir defa okuyup bırakmadığınızı ve üzerinde birçok farklı etkinlik yapabileceğinizi de düşünürseniz, az sayıda kaliteli kitap, çok sayıda ucuz kitap almaktan çok daha iyi olabilir. Çocukların doğru Türkçeyi ve yazım kurallarını görmeleri ve öğrenmeleri açısından kitabın Türkçesinin iyi olması, içinde yazım yanlışları olmaması ve kelimelerin satır sonlarında bölünmemesi gibi noktalara dikkat edebilirsiniz. Alınan kitapların çeşitli olması, dergi, hikaye, etkinlik kitabı, çizgi roman gibi farklı türlerden de olması çocuğun çeşitli kitaplarla deneyim kazanmasını ve öğrenmesini destekler. İyi bir çocuk kitabı anlatmak istediğini çocuğu eğlendirerek anlatır. Dolayısıyla ders veren, didaktik anlatımı olan kitaplardan özellikle erken yaşlarda uzak durmak gerekir. Son olarak çocuk kitaplarının paylaşma, dayanışma, arkadaşlık, merhamet, sorumluluk, cesaret, saygı ve sevgi gibi evrensel değerleri içermesi çok önemli. Aslında çocuk kitabı da yetişkin kitabı da olsa iyi bir kitap ancak çok okuyarak deneyimle anlaşılır. Ebeveynler çocuklarına ne kadar farklı türde kitaplar okurlarsa bir süre sonra hangi kitabın çocuğu için en iyisi olduğuna kolaylıkla karar verebilirler. Özetlemek gerekirse erken çocukluk yılları gelişimin en hızlı olduğu yıllar. Erken yaşlardan itibaren çocuklara kitap okumanın faydaları düşünüldüğünde çocukların gelişimini desteklemek için yapılması gereken en önemli noktalardan biri erken yaşlarda çocukları kitaplarla tanıştırmak ve okumayı sevmeleri için onları desteklemektir. Bu nedenle bu oturumda da özellikle erken yaşlarda çocuklara kitap okunmasının onların ileriki yaşamları için ne gibi faydalarının olduğunu, ömür boyu okuyan bireyler yetiştirmek için nelerin yapılabileceğini ve kitap seçiminde nelere dikkat edilebileceğini inceledik. Okumayı seven bireyler yetiştirmek için bu önerilerin istikrarlı şekilde ve birlikte uygulanması çok önemli. Önerilerimizin burada sonuna geldik. Herkese bol okumalı, keyifli günler diliyorum.